Yani asgari ücretin altında maaş alıyorum ben. Mümkün değil. Ekonomi sıfır. Bu hükümet ekonomiden, sağlıktan, eğitimden, her şeyden sınıfta kaldı. Sıfır. Patates, soğan dağıtacağız diyorlar ama yani bu bir kurtuluş mu? Gördüler, belediye başkanlarının yaptığını mı taklit ediyorlar? Yani hiç benim için inandırıcı değil. Zaten çoğu halkın da yani gözü açıldı, artık inanmıyorlar yani. Patates, soğanla mı insanların karnı doyuyor? Belediye başkanlarının yaptıklarını kınıyorlardı. Şimdi kendileri yapıyorlar aynı şeyi. Başka ne söyleyebilirim ki? Yani söylenecek çok şey var da söyleyemiyorsunuz. Hiç güzel görmüyorum. Felaket. Yani artık yıllardır en son raddedeyiz. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu hükümet mi yapıyor, muhalefet mi yapıyor, kim yapıyorsa yapsın bu işi düzeltsin. Yani emekli öylesine, esnaf öylesine, ne oluyoruz ya? Şu güzelim memlekette ekonomi çöktü yani. Çöktü, mahvolduk. Hiç. Bir an evvel bu ekonominin düzeltilmesi ve de bu hastalığın ne yapılacaksa yapılması lazım. Yetkilileri uyarmak lazım. Başka çare yok. Bak biz emekliyiz. Yani bir domatesin kilosu 10 lira olursa, 15 lira olursa ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Bu kadar yıl okuduk, üfledik, ondan sonra geldik ama yoklukla yani baş edemiyoruz. Lütfen bunu yetkililer anlasın artık yani. Anlasın, bir çare bulsunlar. Biz böyleyiz. Kenardaki, köşedeki, köydeki tek maaşla geçinen insanlar ne yapacak? Acından ölecek. Ama kendileri yokluk değil, varlık içindeler. Bunu söylüyorum yani. Hanımefendi, ekonominin iyi yönde gittiğini söyleyemem. Gelir dağılımının bir nebze de olsa eşitlenmesi lazım. Enflasyonla mücadele edilmesi lazım. Enflasyon arttıkça halkın alım gücü dolayısıyla artıyor. Döviz arttıkça TL'nin değeri düşüyor. Dolayısıyla ekonominin güçlenmesi için üretimin artırılması lazım. Yatırımların yapılması lazım. Biraz önce de söylediğim gibi gelir dağılımının biraz daha eşit ve adaletli olması lazım. Ben doktorum, yani bir sağlık çalışanı olarak yeni de emekli oldum. Ben kaldıracağı kanaatindeyim. Şöyle, biraz tasarruf yapılırsa devlet sektöründe, ihalelerinde ertelemeler yapmak kaydıyla devletimiz için, ki tıp ben 28 günlük bir kapanmanın şart olduğu kanaatindeyim. Bunu düşünen bir hekimim. Bu 28 günlük devletimizin bunu tolere edeceği, esnafımızı mağdur etmeyeceğini, insanlarımızı mağdur etmeyeceği kanaatini ben taşıyorum. Göremiyorum. Yani olumlu bir şey göremiyorum. Gittikçe daha dibe doğru gidiyoruz. Uçurumdan aşağı yuvarlanıyormuşuz gibi bir his var içimde. Gelir dağılımındaki adaletsizlik aşırı derecede artmış durumda. Yoksulluk çok çok fazla. Yani bir kilo muzu alamayan insanların olduğu bir ülkedeyiz maalesef. Biraz önce bir marketin önünden geçiyordum. Eskimiş muzları bir kasaya doldurmuşlar. Orada kağıt toplayan bir kadıncağız da dedi ki, bunları alıp çocuklara götürebilir miyim dedi. 6 lira dedi. Ondan sonra 6 liradan bile alamadı. Ve başını eğerek gitti. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Yani bir an hani o 6 lirayı ben vereyim de çocuklarına yedirsin diye içimden hissettim ama yani bu bir çözüm değil ki. Çözüm değil. Ne olacak? Ben içimi mi rahatlatacağım onunla? Bilmiyorum. Yani başımızdaki insanlar bunları düşünmüyorlar mı acaba? Ya da ne yapıyorlar? Bu ülkenin paraları nereye gidiyor bilmiyorum. İşte soran da suçlu oluyor biliyorsunuz. Onun için suçlu olmak istemediğim için fazla konuşamayacağım herhalde. Yani gözlerimize bakın, öyle anlaşalım. Bundan sonra herhalde göz göze anlaşacağız. Çünkü konuşamıyoruz.
yiyemiyoruz, içemiyoruz, düşünemiyoruz, konuşamıyoruz. Böyle bir toplum olduk maalesef.